Benim elimden merhabalar sevgili izleyiciler. Bu haftada inşaat ve gayrimenkul sektörüne ilişkin son gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Neler vardı bu hafta? Evet, 1 Şubat'ta Emlak Konut GEO'nun başlattığı kampanya vardı. İşte o kampanyaya katılımlar devam ediyor. Evet, en son Kiptaş katılmıştı. Ve 19 gün içerisinde sevgili izleyiciler bu kampanyada 2040 konut satıldı. Ocak ayı yurt genelinde toplam satışlar açısından da olumlu geçti. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satış oranı %12,8, ipotekli konut satış oranı ise %35,4 arttı. İnşaatta da teşvikler devam ediyor. Kısacası sektör açısından tüm gelişmelerin olumlu olduğunu söylemek mümkün. Bakalım konuğumuz da aynı görüşte mi, soracağız. İddialı bir ismi alıyoruz efendim bugün. Çekilin Ben Doktor Değilim isimli kitabında dünyanın bir numaralı gayrimenkul danışmanı olduğunu belirtilen diyelim. Cadwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Gökhan Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, hepsini konuşacağız. Gerçekten hani gelişmeler açısından son derece hani önemli bir hafta, önemli bir yıla girdik. Ama ben tabii en çok bu hikayeyi merak ediyorum. Evet. Siz aslında bir doktorsunuz. Cebinizde bir doktorluk diploması vardı ama siz gayrimenkul danışmanlığını tercih ettiniz. Evet. Bu hikayeyi bir sorarak başlamak istiyorum. Hikaye aslında şu, onun daha öncesinde ben çok küçükken anneannemlerin erkek çocuğu yok diye onlara verilmişim. Anneannemliğin yanında büyüdüm. Öyle mi? 12 yaşında kendi annemi babamı öğrendim. O ana kadar abla dediğim insan meğersem annemmiş, enişte dediğim insan meğersem babammış. Çok ilginç. Aslında öyle hikayelerle dolu olan bir toplumuz. Evet. 16 yaşına kadar Kars'ta büyüdüm. 16 yaşına da sevişli İstanbul'a geldim. Babamın tek ideali askeri doktor olmakmış. 91'de 52-52 matematik yaparak birinci tercih GATA'yla GATA'ya girdim. Gülhane Asker Tıp Akademisi'ni kazandınız. 4 yıl orada okudum. Sonra ayrıldım. Bu sırada tesadüfen satışa başladım. Onun akabinde 98'de Eriklisuyu'nun ana bayiliğine aldım. Kurumsal bayiliğine aldım. Af çıktı. Trakya Tıp'a da kaydoldum. İşle beraber tıp fakültesinde devam ettirdim ve bitirdim. Tıbbiyeden ararsa doktor çıkar diyorlar. Ben çıkmayanlardan. Doktorlar hangi işi yaparsa iyi yapıyor galiba. Çünkü yapmayan meslektaşlarım, arkadaşlarım var. Onlar da özellikle ticarette, satışta çok iyiler. Benim hikayem o. Oradan da gayrimenkul yatırımcılığından 2006'da gayrimenkul danışmanlığına geçtim. Evet. Şimdi oraya geleceğiz. Evet. Kaç yıl tıp okudunuz? Valla toplam zaten bizde 6 yılda bitirenlerin oranı çok düşüktür. Benim toplam okuduğum sene yaklaşık 12 sene. 12 sene tıp okudunuz. Evet. Diplomanızı aldınız ama... Evet. Bir gün bile icra etmediniz doktorluğu. Evet, hiç mi efendim yani böyle içinizden gelmedi? Ya da hayalinizde başka bir meslek mi vardı? Neydi bu? Birazcık da o noktayı aydınlatmanızı rica edeceğim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Hangi işi yaparsanız yapın, eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız, o işten aldığınız haz ve keyif zaten kime ne yapıyorsanız o insanlara faydayı sağlamanızı sağlıyor. Doktorluk, öğretmenlik çok kutsal meslekler ve gerçekten çok iyi meslekler. Evet. Ama isteyerek yaptığınızda, keyif alarak yaptığınızda fayda sağlayabileceğiniz. Ama öyle yapmadığınız zaman zorlayarak, zorunlu olarak yaptığınızda belki de zarar verebileceğiniz şeyler. Ben satışa aşık oldum. Dolayısıyla hani hep satışın içinde oldum. 95'ten bu yana 22 yıldır. Satış işindeyim. 24 yaşında kendi işimi kurdum. Dolayısıyla 20 yıldır yaklaşık kendi işimin patronuyum, girişimciyim. Evet ve de iddialı bir girişimcisiniz. Dünyanın bir numarası olduğunuzu iddia ediyorsunuz bir kere. Evet. Gayrimenkul satışında değil mi? Şimdi ben 2006'dan 2013'e kadar broker iş yaptım. Yaklaşık 6,5 yıl yaptım. Bulunduğum markada 6 yıl hep ciroda ilk 3'te oldum. Son 4 yıl Türkiye birincisi oldum ve son 2 yıl dünya birincisi oldum. 2 yıl üst üste. Ve çok enteresan. Dünya birincisi oldunuz 2 evet, yıl. Evet. Benim bölgemde burasıydı.
İhlas binasının olduğu Basın Ekspres bölgesiydi. Öyle mi? Çoban Çeşme, Çoban Yeni Bosna. Yeni Bosna, Basın Ekspres, Mahmut Bey Güneşli. Burada benim tanımadığım hemen hemen hiç kimse yoktu. Çok da tanınan birisiydim. Buradaki çok büyük gayrimenkul hareketlerinin, fabrikaların satışlarını, arsaların satışlarını yaptım. Başarıya giden yol, işte sizi bir numaraya taşıyan o kriter nedir diye sorsam. Alanı tanımak, insanları tanımak. Galiba değil mi? O mu? Şöyle. Anahtar nedir? Anahtar şu. Hayatımızda kazandığımız ve kaybettiğimiz tek şey zaman aslında. Zamanı eğer iyi kullanırsak o zamanın karşısında para kazanabiliyoruz. O zamanın karşısında başkalarının önüne geçebiliyoruz. Benim formülüm şuydu. Ben günde yarım gün çalışıyordum. Her gün ama. Sabah 7, akşam 7. Dolayısıyla o 12 saati çok iyi programlayarak disiplinli bir şekilde uyguladığınız zaman verim alıyorsunuz. Bir de insanlar bence ağızlarından, yediklerinden falan zehirlenmezler. İnsanlar kulaklarından zehirlenirler. Değil başkalarının mi? Bir psikoloji konuda aslında evet, çok önemli. Ne düşündüğü önemli değil. Ben hep şunu yaptım. Hayatım boyunca da onu düşündüm, onu uyguladım. Şu anda da onu yapmaya çalışıyorum. Bir işi yapan birisi varsa ve o işi becerebilmişse ben ondan daha iyisini yapabilirim. Bunda benim dışımda hiçbir engel yok. Sadece daha çok mücadele etmem, sadece ondan daha fazla istemem, inanmam ve tutkuyla, inatla o işi yapana kadar, yani alana kadar veya ölene kadar sürdürmem lazım. Yoksa niye yapamayayım ki? Tabii ki. Şimdi bu çekilin Ben Doktor Değilim isimli kitabınızda da galiba girişimcilere bu tür tiyoları veriyorsunuz. Evet. Kitabın ismi de gerçekten çok ilginç. Çekilin Ben Doktor Değilim. Çekilin Ben Doktorum olur ya. Değil mi? Çekilin Ben Doktor Değilim diyorsunuz. Evet. Az önce konuşurken bir 5 yıl boyunca babanızla görüşmediğinizi de anlatmışsınız. İzleyicilerimize de ben hakikaten ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Selamlarımızı gönderelim efendim. Evet, oğlunuz 12 yıl okumuş tıbbı, bir doktor olmuş, sonuç itibariyle Doktor Gökhan Taş diyoruz. Ama hakikaten gayrimenkul danışmanlığında da bir numara olmuş bir isim. Ben tebrik ediyorum sizi ama. Teşekkür ederim. Babanızla artık konuşuyorsunuz herhalde evet, değil mi? Evet, konuşuyoruz. Şöyle, babamla ben 95'te GATA'dan, askeri tıptan ben ayrılıyorum dediğiniz zaman ayrılamıyorsunuz. Yani 2 yıl üst üste kalmanız gerekiyor ve ilişiğinizi ordu devlet kesiyor. İlişiğim kesildiği gün babamı aradım. Dedim ki baba dedim hani bugün ilişiğim kesildi. Bugün ayrıldım. Babamın tepkisi şu oldu. Oğlum dedi 4 yıldır mücadele ediyorum orada kalmanın için. ben elimden geleni yaptım. Sana saygı duyuyorum. Kararına saygı duyuyorum. Ama bana saygı duymanı istiyorum. Bize gelme nereye gidersen git dedi. Ve 5 yıl benimle konuşmadı. Şimdi 2000'de konuşmaya başladı. Çok enteresan. Ben tabii bu arada iş kurdum. O iş çok büyüdü. Sonra başka bir işe geçtim. O iş de çok büyüdü. Biz Baim Olur Musun fuarlarının ana sponsoruyuz son 3 yıldır. Geçen yıl babam fuara geldi. Öyle mi? Fuarda bizim stand, gelen birçok ziyaretçi var. Birçok insan benimle görüşmek istiyor, konuşmak istiyor. Böyle bir onur duyarak içinden ilk kez gelerek şöyle bir şey söyledi. Dedi oğlum iyi ki doktorluk yapmamışsın. Mamışsın. Ne kadar bu benim evet. için yani 20 yıl sonra gelen böyle bir zafer gibi bir zafardı, şeydi. Zafardı evet. Şu an ama babamı gerçekten çok seviyorum. Herkes babasını çok sever ama. Saygılarımızı yani, gönderelim buradan size babanıza. İnsanların gerçekten bende çocuklarım var, ikiz kızlarım var. Yetiştirirken Türklerin en büyük hatalarından birisi şu, biz belki çocuklarımızı severek öldürüyoruz. Belki çocuklarımızı severek başarısız olmalarını sağlıyoruz. Benim babam da beni zorlamasaydı eminim bu kadar kısa sürede bu kadar şeyler yapmayabilirdim. O yüzden babama bir taraftan da teşekkür ediyorum şu anda. Peki. Evet, babalar da başımızın tacı. Evet. Şimdi bir de şu vardı, sizin aslında bu alana geçmenize neden olan bir emlakçı. Evet. Onu lütfen. Şimdi hani merak ediyor insanlar. Evet 12 yıl tıp okumuşsunuz, doktorluk mesleği cebinizdeydi ama siz başka alanı önce tercih ettiniz, bir bayi oldunuz ama emlak ve gayrimenkul alanına geçişin çok ilginç bir hikayesi var. Onu da izleyicilerimiz duysun, sonra artık sektöre gireceğiz. Buyurun. Şimdi şöyle, ben 2004 yılı sonunda Erikli Nesli'yi satılınca ben de şirketimi fabrikaya sattım. Bir para var. Para kazanmayı o ana kadar biliyordum ama parayla nasıl para kazanılacağını veya parayla ne yapılacağını bilmiyordum. Tesadüfen gayrimenkul almaya başladım. Gayrimenkul aldım. Sonra gayrimenkul alıp satmaya başladım.
2006 yılının başıydı herhalde. Bir gayrimenkul aldım, bir aracı, emlakçı yapan bir arkadaş vasıtasıyla. 400 bin dolara aldığım gayrimenkulün, Kiptaş'a ait bir gayrimenkuldü, hatta tapu da değildi. Kiptaş'ın devrinde anladım ki orası, satıcıyla konuştuğumuzu, görüştüğümüzü anladım. Orası 360 bin dolarmış. Hmm, 40 bin dolarlık 40 bin dolar üzerine koymuş veya hani istemiş. Şunu gördüm. Gayrimenkul bir insanın hayatı boyunca aldığı veya sattığı en önemli alım satım kararı. Bu kadar değerli ve önemli bir kararı iyi insanların yapması gerekiyor. Nitelikli insanların yapması gerekiyor. Bir anlamda belki ona kızarak hani bu işe girdim. İyi ki de girmişim. Yani hani 11 yıl oldu. Ve sektörde de kurumsal gayrimenkul danışmanlık sektörü her geçen yıl çok büyüyor. Büyüyor, danışman gelişiyor, sayımız artıyor. Sadece bizim markamızla değil. Yani tüm sektör için söylüyorum. Daha kaliteli, daha nitelikli, daha dürüst, daha doğru hizmeti, daha iyi kişilerden almayla ilgili her geçen gün Türkiye yol alıyor bu konuda ve şu anda neredeyse 1000'e yakın sektörde ofis var, kurumsal gayrimenkul ofisi var, 10.000'e yakın gayrimenkul danışmanı var. Bunların çoğusu üniversite mezunu, çoğusu en az bir yabancı dil çok iyi bilen insanlar. Biz de Holdal Bankrol olarak onun bir kısmındayız şu anda. Dolayısıyla o arkadaşla yaşadığımız o şeyi beni sektöre kazandırdı. Evet, iyi, gayet hayırlı bir gelişme olmuş aslında. Hayırsız denilebilecek bir gelişme ama. Peki şimdi hani gayrimenkul hep kazandırır deriz yatırım araçları arasında. O zaman ben sizin sözlerinizden hareketle gayrimenkul danışmanlığı da kazandıran bir meslek midir diğer mesleklere göre? O noktada bir de çünkü hakikaten ciddi bir yönelim de var, az önce siz de bahsettiniz. Şimdi gayrimenkul danışmanlık sektörü gerçekten kendinizi adayıp, gerçekten bu işte mesela bizde Coldwell Banker 1906'da kurulmuş bir marka, 111 yıllık bir marka ve dünyanın ilk gayrimenkul danışmanlık markası. 2015'te 224 milyar dolar satış yapmışız. Bu Türkiye'nin tüm gayrimenkul satışından daha fazla bir satış. Coldwell Banker markasının yaptığı tamam, satış. Evet, tamam, çok markasını söylemeden devam edelim. Türkiye'ye baktığımız zaman mesela son 10 yıldaki gelişim şu. Bizde ODTÜ mezunu, İTÜ mezunu, Boğaziçi mezunu birçok gayrimenkul danışmanı oluşmaya başladı. İnsanlar mesleğin adının, itibarının bir anlamda geride olduğu bir noktadan 10 yılda gerçekten artık herkesin ilgi duyduğu, herkesin ne kazanıldığını, nasıl kazanıldığını merak ettiği bir yöne doğru döndü. Şöyle örnek vereyim ben size. Bir insan bir yere gittiğinde 5 bin lira maaş alacaksa, yılda 60 bin lira gibi bir kazanç elde edecekse, bizim işimizde 1 milyon liralık bir ev, ki bu İstanbul üzerinde söylüyorum, 1 milyon liralık bir ev gayet doğal bir ev. Yani bir 3 artı bir ev 1 milyon lira. Alıcı ve satıcıdan %3, %3, %6, 60 bin lira gibi bir kazanç elde edebiliyor. Bu kazancı elde edebileceği çok fazla da bir meslek yok. Ve bizim işimizin en güzel yanı özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız bizim elimizde. Yani bizdeki her gayrimenkul danışmanı ofis sahibi de değil. Ofis sahiplerimizin ismi broker. Orada birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın ismi gayrimenkul danışmanı. Her danışman özgür bir birey ve kendisi kendi işinin patronu. Evet. Dolayısıyla özellikle 40 yaşına gelmiş, 40 yaş civarında olan, artık başkası adına çalışmayıp kendi işini yapmak istemeyen, isteyen ve bunu da çok fazla riske girmeden yapmak isteyen birçok girişimci artık gayrimenkul danışmanı oluyor. Danışmanlığı tercih etmeye başladı. Evet. Peki. Şimdi dilerseniz biraz da sektöre geçelim. Hareketli bir yıla başladık. Kampanyalar, işte teşvikler. Şimdi tabii Emlak Konut Genel'in başlattığı kampanya büyüyerek devam ediyor. İşte markalı konut kampanyaları 240 ay vade. Çok ciddi iptal yaşanıyor. Nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçi Mart sonunda bitecek ama bu kampanyalar, teşvikler nasıl bir ivme kazandırdı sektöre bu yıl boyunca? Şöyle söyleyeyim, bir kere özellikle gayrimenkul bir anlamda havanın iyi olduğu dönemlerde keyif alındığı, ülkeyle ilgili, gelecekle ilgili kaygılarının olmadığı, havanın iyi olduğu bir dönemde çok daha fazla harekete geçiyor insanlar. Yani ihtiyaçtan dolayı gayrimenkul alımı her zaman var. Birisinin çocuğu olacaksa
gayrimenkul alıyor, daha büyük bir eve geçmek istiyor. Ama birisi daha iyi bir yerde yaşamak istiyorsa bununla ilgili mesela şu anda Emlak Konut'un yaptığı kampanya muhteşem bir kampanya. 5 yıl sıfır faiz var. Evet, 5 yıl sıfır. Bu paranın maliyetini düşürdüğümüz zaman yani %40'a yakın bir indirim demek aslında baktığınız zaman. İşte 10 yıldaki o 0.42 faiz var, 20 yıl ilk kez krediler verilmeye başlandı. Bu da bu sektörün, bu ülkenin geleceğine olan güveni bir anlamda teyit etme açısından önemli. Ve işin enteresan tarafı biz beklediğimizden fazla, bankalarla da görüşüyoruz. Ne kadar talep olduğunu oradan da ölçmeye çalışıyoruz. Ciddi anlamda bir talep var. Bu onları etkilediği, onları hareketlendirdiği gibi öbür müteahhitleri de buna benzer indirimler ve teşvikler sevk yapmaya zorluyoruz. Sevk ediyor. Onunla beraber bu yabancılara konut satışı ile ilgili KDV istisnası getirildi. Evet. O çok önemliydi. Belki çok etkili olmayan ama çok mantıklı olan bir şeydi. Çünkü o KDV'yi o insan zaten kullanma şansı yok. Yine yurt dışında yaşayan Türklere KDV istisnası getirildi. KDV %18'den bir kısım konutta %8'e indirildi. Bunların her biri bizim sektörümüzü ciddi anlamda hareketlendiren ve ciddi anlamda olumlu etkileyen, en azından sektöre karşı ilginin devam etmesini sağlayan çok pozitif şeyler. Şimdi tabii bir de dövizdeki dalgalanma yılbaşından bu yana çok etkiliydi. Gerçi şu an bir düşüş trendine girdi. Acaba bu dalgalı seyir konut fiyatlarına ne kadar yansır, nasıl yansır? O da çok merak ediliyor. O noktadaki görüşlerinizi de öğrenmek isteriz. Şimdi 2015 yılında Türkiye'de 1.289.000 konut satışı oldu. 2016'ya girdik. 2016'ya Rus uçağının düşürülmesiyle girdik. Turizmde, tarımda, çeşitli bunların etkileriyle girdik. Psikolojik etkileriyle girdik. Nasıl gidiyor diye bakıp, nasıl gidiyor diye gördüğümüz bir noktada 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Evet. Yani ülkenin başına gelebilecek birçok olumsuz şey geldi. Ama biz 2016'yı 1.341.000 adet konut satışıyla kapattık. Ve bu Cumhuriyet tarihinin rekoru. Rekoru, evet. Değersel anlamda da rekor. Özellikle Eylül'den itibaren faizlerdeki düşüş ciddi anlamda yeniden bir hareketlilik getirdi konut satışlarına. Ve bu satış devam ediyor. Şimdi Eylül'den itibaren dolar kuru enteresan bir şekilde yani Amerika başkanını seçti ki o da emlak sektöründen gelen birisi. Bizim açımızdan gayet olumlu bir referans. Dolar kuru başka ülkelere göre çok ciddi anlamda bir artış gösterdi. Yani 3.90'ları gördük biz. Evet maalesef. Bu bizi şöyle etkiledi. Dolarla satılan yerlerde satış düşüşüne neden oldu. Yani ciddi anlamda bir satış düşüşü var. Yani 1 milyon dolar istenen yer, dolar kurundaki artışın %25 olduğunu farz edelim. 750 bin dolara indirilse bile, TL olarak aynı rakama gelse bile alıcılar tarafından rağbet görmediğini gördük. 2017'deki pazar şu şekilde olacak. Halen 500 bin liraya kadar ki gayrimenkulde arz talebi karşılamıyor. Talep çok yoğun. Nedeni de şu. Türkiye 29 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç nüfusu. İnsanlar artık daha geç evlenmeye, daha çabuk boşanmaya başladılar. Ve son 15 yılda Türkiye'de konut edinme yaş ortalaması 43'ten 34'e indi. Bu da özellikle genç nüfusun krediye erişebilirliğinden dolayı okumuş çok iyi, kendi geliştirmiş, iyi işlerde çalışan insanlar vardı. Daha önce 25 yaşında birisinin konut alması imkansız gibi görünürken, sadece aile desteğiyle bu alabilirken, şu anda 1+1, 1+0 daire 200 bin liraya, 50 bin lira peşinatla, 40 bin lira peşinatla alabiliyor. Dolayısıyla doların dolarla satılan yerlere olumsuz etkisi olmakla beraber, elinde doları olup doların değer kazanmasıyla beraber onu bir anlamda fırsata çeviren, onunla gayrimenkul alanlar da oldu. Biz hep şeyi görüyoruz, yani bir şeyin olumsuz etkisi olur mu?
Piyasa kötüye gidiyorsa ben hep şunu düşünürüm. Özellikle krizlerde zenginlik aynıdır ve zenginler değişir. Bir sirkülasyon meydana gelir. Biz gayrimenkul danışmanlık sektörü olarak doların artışından veya bu tür olaylardan olumlu etkilendik. Çünkü satmak zorunda olan, fiyatı indiren insanlar oldu. Ve doların artışıyla beraber TL olan yerlerde fiyat artışı olmadı. Onu soracağım ben. Peki TL'ciler acaba fiyat arttırdı mı? Bırakın artışı, hatta mesela şöyle söyleyeyim. Mayıs'ta 800 bin TL'ye satılmış bir yer. Bir alt katı şu anda 750-770 bin TL olursa ancak satılabiliyor. Dolayısıyla dolar bazında çok ciddi düşüş oldu. Bu da alıcılar için çok büyük avantaj sağladı. Peki alıcılar acaba gelip baktıkları zaman size diyorlar mı? Ya Gökhan Bey çok pahalı ya bu evler. Kimler diyor, kimler demiyor, ne kadar pazarlık yapılıyor? Birazcık da o noktada neler anlatırsınız merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim, herkes köyün en güzel kızını istiyor. Ama herkes başlık parası vermeden bunu almak istiyor. Güzel. Bu da olanaksıza yakın bir şey. Alıcılar her zaman umar, daha uygun fiyata almak ister, pazarlık yapmak ister, piyasayı, piyasanın şartlarını bir anlamda kullanmak ister. Bu gayet de doğal bir şeydir. Ama baktığınız zaman, geçen hafta baktığı bir ev, 800 bin liralık bir ev, o 750'yi almak istediğinde düşmeyen, fiyatı düşmeyen bir ev 780'e satıldığını gördüğünde o 750'de durmasının da çok mantıklı olmadığını anlar, gider 790'a alır o evi. O yüzden hani alıcıları olumsuz etkiledi mi, yatırımcıları olumsuz etkiledi. Yani gayrimenkul önceden bir proje lanse edildiğinde projenin ilk %30'unu o projeyi alıp 600 bin liralık bir projeye 150 bin lirayla peşinatla girip bir sene sonra projenin 750 olacağını bilen ve o yatırdığı 150 bin lira peşinat kadar bir parayı, %100'e yakın bir parayı, %25 değer artışıyla kazanmak isteyen insanlar vardı. Onlar yok artık. Dolayısıyla ihtiyacı olan alıcılar var. Ama yatırımcı çok çok ucuz fiyata yer olursa alıp satacak kitle yok oldu. Peki şunu diyen var mı? Ya işte İstanbul'da evet tamam konut fiyatları böyle gerçekten çok pahalı. Ama biz işte İngiltere'de gidiyoruz, işte Amerika'ya da gidiyoruz, işte Miami'lere de gidiyoruz. Orada da neredeyse işte İstanbul'daki fiyatlarla başa baş gidiyor. Ya kardeşim böyle bir şey olur mu? Diyorlar mı peki size? Onu diyemiyorlar, şöyle diyemiyorlar. Demek istiyorlar da hani diyemiyorlar. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin şu anda halen ortalama konut fiyatı 800 dolar. Türkiye'nin kişi başına milli geliri 10 bin dolar. İngiltere'de 30 bin euro milli geliri var. 10 bin euroya yakın ortalama metrekare birim fiyatı var. Bu da milli gelirin neredeyse 3'te 1'ine kadarlık bir bölüm. Bu Amerika için de geçerli. Evet. 3'te 1'ine kadarlık bir bölüm balon dediğimiz nitelikte olmayan fiyat demektir. Şu anda 10 bin dolar milli gelire göre 800 dolar neredeyse %8'e denk geliyor. 3'te 1 de değil. Yani bizdeki fiyatlar gerçekten doğru fiyatlar. Burada bizi yanılgıya düşüren bir şey var. O da şu. O da şu. Şimdi Türkiye'de şu an bizim reklamlarını gördünüz. Gazetelerde, dergilerde, sosyal medyada, televizyonda reklamlarını gördüğümüz yerler metrekare birim fiyatı 5000 dolar ve üzerinde, 5000 dolara yakın yerler. Burada gerçekten arzın çok çok ötesinde bir az bir talep var. Yani hani arz edilen yerler diyelim 1000 tane ise bunlarda 4 yıldır reklamı yapılıyor, halen satılmıyor. Gözümüzün önünde de o binaların boş olduğunu görünce biz diyoruz ki ya gayrimenkul satılmıyor. Yani oralarda sorun var, oralarda alıcı kitlesi yok. Ama onun dışında bugün Beylikdüzü'nde bir proje çıktığı zaman 1+1 metrekaresi diyelim geçen yıl 2500 lirayken bu yıl 3500 liraya çıkıyor. Bu %40'a yakın bir artış demektir ve hemen satılıyor. Halen talep var. Halen talep o proje var. Bitmeden satılıyor. Ama bugün luxury dediğimiz şehrin özellikle merkezinde 10 bin TL ve üzerindeki konutlarda sıkıntı var. Bu İzmir'de de var, bu Ankara'da da var. Metrekaresi 5000 TL'ye kadar olan yerlerde hiçbir sıkıntı yok. Ama 5000 ve üzerinde
sıkıntı var. Özellikle 10 binde var. Yani 500 bin liraya kadar ki işlemlerde hani önümüzde de çok hareketli olacak, talep olacak. 500 bin lira 1 milyon lira arasında rölantide bir gidiş olacak. 1 milyon lira üstü gayrimenkullerde alıcı sıkıntısı olacak. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik efendim. Sağ olun. Katkı için yayına. Çok mersi. Başarılar diliyoruz size de. Evet sevgili izleyiciler, Caldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş bizlerle birlikteydi. Gayrimenkul sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık diyelim. Ve kapatmadan hatırlatalım, bizlere ulaşmak için ozen.pala@tgthaber.com.tr mail adresimize ya da ozenmp'le Twitter hesabımıza mesaj gönderebilirsiniz. Haftaya yeni bir programda görüşeceğiz. Kısa bir aranın ardından da saat başında haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Hastanesi benim evimi sundu.